Bu hafta arkadaşlar ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile damat arasında, Berat Albayrak arasında bir gerilim hattı var şu anda. Fenerbahçe tribünlerinde damat istifa, damat istifa tempo tutuyor tribünler. En son bu şeye de yayılmış. Sivasspor'a da yayıldı bu. İşte geçen hafta galiba Sivasspor taraftarları A Damattan söz Spor ettiğin Ferit Paşa mı? damat Berit Paşa Berit Ferit Berit Paşa. Paşa A Spor dışarı diye Sivasspor taraftarları A Spor işte damadın kardeşinin başında olduğu şey. Şimdi Fenerbahçeliler çok rahatsız bu konuda. Ve mesela o Trabzon'a yakınlığı, Trabzonspor'a yakınlığı işte Berat Albayrak'ın, işte Ulaştırma Bakanı'nın bu sene Trabzonspor şampiyon olacak demesi olsun da canım hiçbir problem yok. Arzu ederim de yani Trabzon'da şampiyon olsun. Ama siyasetin bu şekliyle Niye? bu şey Diyarbakır olmasın mı? Diyarbakır'da olsun canım. Hayır Trabzon'da olsun ya. Ben çocukluğumda en son Trabzon şampiyon olmuştu. Olsun ya. İsterim yani bir Karadeniz takımı şampiyon olsun. İsterim. Ama burada siyasetin bu şekilde bu işe müdahil olması, bakanlar devreye giriyor, damat Berit Paşa devreye giriyor ve Fenerbahçe tribünleri de galeyana giriyor. Şu an bayağı bir gerilim var arkadaşlar. A Haber bayağı savaş açtı Fenerbahçe'ye. Valla Fenerbahçe cami de duvarına öyle ediyorlar. yani bu Fenerbahçe de öyle Güzel. öyle Bakın, cami duvarına ediyorlar. Ben Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Bakın yani Fenerbahçeli uğraşmasınlar. Fenerbahçe taraftarı onları mahveder. valla sadece taraftarı gibi değil bence Adem. Fenerbahçe bir takım olarak var. En ünlü diğer Fenerbahçe nedir? Fenerbahçe Ordu Evi'dir. Ama buna Fenerbahçeli uğraşmasınlar. Yani bunun analizini yapmaya gerek yok. Kestirmeden finalini söyleyeyim. Fenerbahçe ile uğraşmasınlar, cami duvarına diyorlar. Fener Daha önce Sertkaya mı Fenerbahçe'ye Trabzon? yöneltilen soruşturma konusunda da Erdoğan ya da o dönemin AKP iktidarı cemaat Fenerbahçe'ye savaş açtı falan filan diye bir güzel küllendirdi meseleyi ama Fenerbahçe'yi ele geçirme planı olduğu, Fenerbahçe'yi kontrol etme planı olduğu, Fenerbahçe'nin başkanını seçtirme, tayin etme planı olduğu çok açıktı ama Abi ses ilerlemiyor. kayıtlarında Onun için açık bitti açık, bu. hayır ses kayıtlarında açık açık gözüküyor zaten. Fenerbahçe yönetimine müdahale etme planı Bilal Erdoğan'la Tayyip Erdoğan arasındaki Ya ne telefon kadar kayıtları. vahim bir şeydir. Tayyip Erdoğan böyle büyük bir planı Bilal Erdoğan'la mı konuşuyor ya? Yani ne kadar vahim bir durumdur. Ne kadar acınası bir durumdur ya. Bu da işte Edirne'nin Doğan sen de kalkması nereden psikolojisi. baktın Yani konuya? Vay iyice. kendine aşırı güvenmek böyle bir şey. Aşırı Evet. güvenince işte oğluyla da bunları konuşuyor, ayrı bir konu ama Ama Fenerbahçe'yi oğluna bir ele geçir. şahsiyet verip bu şekilde konuşması da bir baba kimliği açısından örnek alınacak Ama yani yani. belki He? veliaht olarak düşünüyordu. Niye o kadar basit Yetişsin, düşünüyordu? pişsin diye bu Evet. konularda pişsin diye şey Sonra yapıyordur. baktı ki anlaşılan pişmedi, Berat'ı pişiriyorlar gibi görünüyor. Şimdi Berat'ı pişiriyorlar. Abi Berat yanlış yere burnunu soktu. Evet. Yani şöyle Fenerbahçe'yi ele geçirmek, Fenerbahçe yönetimine Tayyip Erdoğan'ın hakim olması Erdoğan'ın içindeki büyük ukdelerden biridir. Hürriyete sahip olmak gibi bir şey Erdoğan için. Yıllarca hürriyeti ele geçirmek için içerisinde bir ukde olarak duruyordu Erdoğan. Yaptı. Ahmet Hakan'ı koydu. Artık tamamen kolun altında. Şimdi aynı şeyi Fenerbahçe için düşünüyor. Daha önce bunu yaptı. Sonra işler ters gidince işi cemaate yıktı. Yani adam telefon tapeleri ortada, müdahaleleri ortada. Göksel Gümüşdağ herkes bilir. Yani spor camiası bilir, bunların şahitleri yaşıyor. Herkes farkında. Mecliste ne tür kulisler döndü, bunun herkes şahitleri var. Yani Fenerbahçe'yi ele geçirmek Tayyip Erdoğan için bir çeşit kızıl elmadır. Ama bir Fenerbahçeli olarak diyeyim yani yapmasın. Cami duvarına işiyorlar. Yapma böyle şeyler. He? Peki göreceğiz bakalım Fenerbahçe'yle başı. dolaşma. Fenerbahçe başka bir şey. Ya onunla ilgili direkt Fenerbahçe değil ama damat Berat Bey'in durumu ile ilgili enteresan güzel bir yazı. Bence bütün izleyicilerimizin de okumasını izlerim. Sevgili Murat T24'te güzel bir yazı yazmış. Şey diyor, deprem sonrasında önce İçişleri Bakanı Soylu'nun yanına iki bakanı alarak başbakanmış gibi yaptığı konuşma çok önemli. Arkasından Berat Albayrak'ın işte İçişleri Bakanlığı da yanına alarak yaptığı konuşma AKP içerisinde geleceğe yönelik nasıl bir savaş yaşandığını, bu
kamuoyuna açık yapılan basın toplantılarının AKP teşkilatları, grubu ve yönetimi tarafından nasıl algılandığını çok güzel analiz eden bir şey var. Berat parti içerisinde de tırnak içinde Ergenekon diye nitelendirilen o gruba karşı Erdoğan adına ya da kendi hesabına bilmiyoruz onu bir güç mücadelesi veriyor. AKP içerisinde bir soylu Berat kavgası anladığımız kadarıyla şiddetlenerek yaşanıyor. Yeni bir düzenleme olursa güçlü Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da olası bir yeniden başbakanlık gündeme gelirse, iddias edilirse rol kapmaya çalıştıklarına dair güzel bir analiz var. Onu da bu Fenerbahçe'den bağımsız Berat Albayrak bahsinde izleyicilerimizin okumasını isterim. Peki bu Fenerbahçe damat arasındaki savaşı, kavgayı bakacağız. Bu işin sonu nereye varacak ama siyaset hangi nereye burnunu sokmamış ki Fenerbahçe'yi sokmayacak ya? Yani Trabzon'da burnunu sokacak. Fenerbahçe'ye de burnunu sokacak. Yani ya hiç metalik demir para derler ya o kadar alan bile bırakmadan ama her yere... Fenerbahçe sadece para değil. Fenerbahçe bir güç. Fenerbahçe'ye sahip olmak büyük bir güç. Fenerbahçe çok önemli bir mod. Gücün merkezi Türkiye'de. Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan için Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok Tayyip Erdoğan. Kesinlikle. Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'nin gücüne, yönetimine ihtiyacı var. Bir gözlemimi aktarmak isterim. Adem bu söylediğini teyiden çok önemli. Ben o dönemde hani askerlerin, orgenerallerin, korgenerallerin falan filan gözaltına alındı, tutuklandıkları Ergenekon balyoz sürecinde çevremden Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınmasına verilen tepki kadar tepki görmedim. Aman Allah'ım ne kadar güçlüler ki bu adamlar. Bu savcılar ne kadar güçlü ki Aziz Yıldırım'ı bile gözaltına aldılar tepkisi gördüm. Dikkatinizi çekerim yani orgeneraller, korgeneraller gözaltına alınırken bu tepkiyi vermiyorlardı. Çok güçlü bu adamlar demek ki Aziz Yıldırım'ı bile gözaltına aldılar tepkisini ben onlarca farklı insandan gördüm. Altını çizmek isterim. Artık Adem şişim şişim şiştin yani Fenerbahçeli olarak bu laflardan ha. Vallahi bile yok Fenerbahçe şöyle yok Fenerbahçe böyle. Neyse. Evet Fenerbahçe Türkiye'nin önemli büyük bir takımı deyip parantezi kapanmış olalım. Fenerbahçe Cumhuriyeti. Fenerbahçe Cumhuriyeti deniyor.